Havalar ısınıyor mu? Yılın bu zamanlarında sıklıkla dile getirilen cemre düşmesi kavramı ne anlama geliyor? Detaylar CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Halil Kahraman'ın haberinde. İstanbul ve Türkiye Ocak ayının büyük bölümünü yoğun yağış altında geçirdi. Şubat ayındaysa hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. İstanbul'da güneşli bir hava var. Hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor. Peki bu yükselmenin nedeni ne? Şimdi tabii hava sıcaklıklarının yükselmesi veya havanın ısınması tamamen güneşle dünya arasındaki bir problem. Ona biz karışmıyoruz ama etkileri bizi ilgilendiriyor tabii ki. Sıcaklıklar gitgide yükseliyor. Fakat... Ama bugün önemli bir şey var Samet. Cemre havaya düştü bugün. 19 Şubat itibariyle cemre havaya düştü. Daha sonra suya ve daha sonra toprağa düşecek. Peki cemre düşmesi ne anlama geliyor? Cemre esasında mecazi anlamda ateş topu veya kor demek. Düştüğü yeri ısıtıyor falan işte. Gördüğünüz gibi de bugün tesadüfen yani hava çok güzel cemrenin düşmesiyle birlikte. Cemre farklı kültürlerde ve geçmişteki inanışlarda baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Cemre'nin işte diyoruz önce havaya düşüyor ondan sonra suya ondan sonra toprağa. Aslında meteorolojik olarak baktığımız zaman bu yanlış. Çünkü güneşten gelen ışınlar önce toprağı ısıtır. Toprak ise havayı ısıtır, hava ise suyu ısıtır. Meteorolojik, fiziksel anlamı bunun bu. İlk cemrenin ardından birer hafta arayla diğer cemreler de düşecek. Havalar artık ısınacak mı? 24 Ocak'tan işte o hafta bayağı kar yağışı olduk. O kadar bir soğuğun bir daha olmayacağını görünüyor. Yani önümüzdeki haftalar, önümüzdeki günlerde yağış geliyor. Yarın pazartesi günü İstanbul'dan başlayarak yağışlar geliyor ama o soğukların bir daha geleceğini ben tahmin etmiyorum. Batıdan bahsediyorum ama Anadolu'da tabii kar yağışları Mart ayına da kadar gider.